Herkese merhaba. LG'nin Mobil Dünya Kongresi'ne gelmeden önce duyurmuş olduğu X serisi akıllı telefonlardan bir tanesi XGAM şu anda elimde. LG XGAM kamera deneyimine, daha üstün bir kamera deneyimine odaklanan akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Telefon 5.2 inç Full HD ekrana sahip. Bu Full HD ekranın parlaklığı gayet iyi seviyede görünüyor. Şu anda çekim yaptığımız parlak ışıkların altında ekranın görünüşü oldukça iyi. Maksimum parlaklıkta gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde ekranı görmek mümkün oluyor. 5.2 inç ekranın etrafını saran bezel çerçevede hatırı sayılır bir alana sahip, çok dar olduğu söylenemez. Yine de telefonun ince yapısı sayesinde, profili sayesinde LG XGAM'i elde rahatlıkla tutmak mümkün hale geliyor. Telefon içerisinde 1.14 GHz 8 çekirdekli işlemci bulunuyor. Bu işlemci sayesinde telefonun optimum performans sunması mümkün kılınıyor. 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza var. SD kart yolu sayesinde telefonun depolama alanını daha da arttırmak, fotoğraflar, videolar için daha fazla alan açmak mümkün oluyor. Bu telefonda kamera deneyimine odaklanıldığını söylemiştik. Telefonun arkasında görmüş olduğunuz gibi ikili kamera tasarımı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 13 megapiksel çözünürlüklü kamera, diğeri ise 5 megapiksellik geniş bir görüş açısına sahip olan geniş görüş açılı bir kamera. Böylelikle LG XGAM geniş bir görüş açısı sunuyor ve çekimleri çok daha iyi şekilde, iyi kalitede yapmaya olanak sağlıyor. Önde de 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Böylelikle LG XGAM sahipleri hem arka kamerayla hem de ön kamerayla tatmin edici fotoğraflar ve videolar çekme imkanına sahip olacak. Telefonda Android 6.0 Marshmallow yüklü olarak geliyor ve üzerinde LG'nin 2016 model kullanıcı arayüzü mevcut. Daha önce LG G5'te bu arayüzünü incelemiştik. Baktığımızda uygulama menüsünün kaldırıldığını ve ana ekranda sayfalı bir panel yapısını kullanıldığını görüyoruz. Bütün yüklenen uygulamalar bu ana ekrana yerleştiriliyor. İstediğiniz gibi görsel bileşenler ekleyebilir ve bu şekilde panelleri ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz. Kamera uygulaması da görmüş olduğunuz gibi daha önceki LG telefonlarından bildiğimiz tarzda biraz da ikonlarla oynamış, tasarım biraz değiştirilmiş. Çeşitli modlar bulunuyor. Panorama, pop-out gibi, otomatik gibi modlar var. Fotoğraf ve video çekim tuşlarını aynı ekranda bulunduğunu görürüz. Odaklama ve çekim hızlı şekilde gerçekleşiyor. Görmüş olduğunuz gibi aynı zamanda farklı bir yakınlaştırma deneyimi de gördüğünüz gibi sunuluyor. Kaliteden fazla ödün vermeden LG XGAM'de dijital yakınlaştırma, tabii ki normal bir dijital yakınlaştırmadan çok daha üstün kalitede fotoğraflar çekmeyi sağlayacak şekilde yakınlaştırma yapmak mümkün oluyor. Tabii ki bunda ikili kameranın büyük bir etkisi var. LG XGAM ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Mobil Dünya Kongresi'ndeki gezintimize devam ediyoruz. Teknoblog.com'u ve youtube.com/teknoblog kanallarını takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.